İsrail basınında İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında çok dikkat çekici bir haber yayınlandı. Kışkırtıcı Netanyahu geri döndü. Başlık bu. Yazıda İsrail Başbakanı'nın sorumluluktan kaçtığı ve 7 Ekim olaylarında sorumluluğu yükleyecek birini aradığı belirtiliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 7 Ekim'in sorumluluğunu yükleyecek birini arıyor. İddia İsrail'in Haaretz gazetesinden. Haaretz'te kışkırtıcı Netanyahu geri döndü ve şimdi suçlayacak birini arıyor başlıklı bir yazı yayımlandı. Yazıda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 7 Ekim olaylarının sorumluluğundan kaçma çabası içinde olduğu ve yaşananların suçunu eski başbakanlardan Isaac Rabin'e yüklemeye çalıştığı ifade edildi. Yazıda Netanyahu o ölümcül günde ters giden tek politikanın İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1990'larda yapılan Oslo Antlaşmaları olduğu fikrini kolektif bilince yerleştirmeye çalışıyor ifadeleri kullanıldı. Netanyahu'nun suçu savuşturma konusunda uzman olduğu ve kamuoyu önünde temize çıkabilmek için olayların sorumluluğunu yükleyecek bir başkasını bulması gerektiğini çok iyi bildiği ifade edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria ve Gazze şeridinin iki ayrı oluşum olarak kalmasını sağlamaya çalıştığı, bununla da iki devletli çözümü engellediği belirtildi. Netanyahu utançla istifa etmesi gerekirken utanmadan diplomatik söylevlerini sürdürüyor ifadelerinin kullanıldığı yazıda bu yalan ve nankörlük yeter. Netanyahu'nun yapması gereken gitmek denildi. İsrail'lik son kamuoyu yoklamaları Netanyahu ve lideri olduğu Likud partisinin güç kaybettiğini gösteriyor.